Sivas'tan Abdülhamit kardeşim bir suali var. Selamünaleyküm efendim. Mektubatta beyan ediliyor ki şu görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi dellallık itibarıyla mücevherat-ı Kur'an'ı benden veya sözlerden ders almak. Velev bir ders de olsa. Sözlerden ders almak sırrı nedir? Bediüzzaman'dan ders almayı fehmeyledik. Sözlerden ders almak sırrı nedir? Fark yok. Bediüzzaman ve sözler arasında fark yok. İkisi aynıdır. Okuyanın, ona teveccüh edenin ihlası ve rabıtası nispetinde inkişaf eder. Yani eğer yazılı olan sayfalar kuru bir yazıdan, kağıttan ibaret olsaydı ne feyiz verecek, ne kemal verecek. Değil mi? Ancak o Bediüzzaman olduğu için, Garibüzzaman olduğu için, Bediü'l-Beyan olduğu için feyiz veriyor, tesir ediyor, ilham veriyor. Yani sözler ve Bediüzzaman müteradif isimler. Yani. Aynı şeydir. Sözlerden ders almak, üstattan ders almaktır. Hulusi Bey'e ne diyor? Sözleri okumak zamanında sizde meydana gelen hissiyat haliye, o zamanda Dellal-ı Kur'an sahibin vekili belki aynı hükmüne geçtiğin içindir. Yani o sözler Bediüzzaman aynı hükmüne geçiyor. Hulusi Bey de onu şeyi nispetinde, irtibatı sebebiyle, rabıtası sebebiyle üstattan ders alıyor. Sözlerden ders alıyor. Yani sözler Bediüzzaman, bunlar ayrı şeyler değil. Efendim burada üstada olan rabıtanın kuvvetine göre sözlerden istifade edilir. Burada sizler ve bizler dediği zaman hani efendim gelecekte ve aynıki talebelerini kastediyor diye anladık ya efendim. Evet. Burada da aynı şey var mı gibi böyle anlayabilir miyiz yani? Okuyanın ve dinleyenin şeyine, derecesine bağlı olmuş. Okuyanın ve dinleyenin derecesine bağlı. Sözleri okuyan adam eğer rabıtası kuvvetliyse üstadı okur. Üstadı okur. Rabıtaya ve kuvvete bağlı yani. Ciddiyete bağlı. Herkes kendi derecesi neyse o derecede istifade ediyor. Sözlerle Bediüzzaman farklı değil. Şey efendim, Sultan Hazretleri'nin o mübarek sözü akla geliyor. Daimi siz söylersiniz efendim. Velev bir ders de olsa bulunmak lazım. Sultan Hazretleri ders demedi. Bir defa da olsa dedi. Görüşmek. Demek Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mesul olan zatla velev bir defa da olsa görüşmek lazım. O Feyzi Efendi de bitmedi yani. Devam ediyor. Bu silsiledir bu. İrşad silsiledir. Devam eder. Üstad'daki sözlerdeki üstadına böyle bir ders dediğim üstadı bizzat. Üstad'dan ders almaktır. Yani o mertebede ders almaktır üstad'dan. Feyzi Efendi'nin dediği aynı şekilde devam ediyor. Demek ki vekalet ona geçmiş. Ömürde bir defa da olsa görüşmek lazım diyordu. Biz orada birileri geldi yani onlara söyledi. Bize değil mi? Sohbet sırasında öğrendi. Onun sırrı nerede devam ediyorsa onunla da ömürde bir defa olsa görüşmek lazım. Devam ediyor.